Baba bir gün dağlar yeşil boyandı. Yeter mi vuralım, zaman güzel dal yarmışam. Akşam olup Gülkar, Gülkar'la kızaklar yanalar Gülkar, Gülkar'la saylar Gülkar'la ben bağıldım, öldürdüm de yakıldım Mesirim ölümdü, neden korktum ölümle Hoş gel, gel yanıma, hoş gel, gel yanıma Başkent Ankara'dan, Türkmeneli televizyonu ekranlarından, Özümden Sesler programından Türkmeneli'ne, kardeşlerimize, soydaşlarımıza özlem dolu selam ve sevgiler gönderiyoruz. Sizlere Özümden Sesler programı vasıtasıyla konuk oluyoruz. Türkmen müziğinin önemli isimlerinden sevgili Ahmet Tuzlu kardeşimle birlikte programı hazırlayıp sizlere dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili Ahmet, nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün programımızda yine iki önemli şahsiyet anlatacağız. Evet. Çok önemli Kerkük müziği için ve Türkmen müziği için çok önemli şahsiyetler. Bunların Ali Kalali ve Fahreddin Ergeç. Önce Fahreddin Ergeç'ten konuşacağız. Sonra Ali Kalali'den konuşacağız. Bunların jenerasyonu diyelim yine. Hı hı. Bunların jenerasyonundan yavaş yavaş bahsettik. İşte Mehmet Kalay'ı, evet. Sami Celali, hı hı. Ondan sonra Tahsinci Omar, Tahsin Hoca'ya buradan selam gönderiyoruz. Allah uzun ömürler versin. Bu jenerasyondan bahsederiz. İsterseniz bir Fahreddin Ergeç'in bir sesine kulak verelim arşivden. Tamam, tamam peki. Bir dinleyelim bakalım. Bir uzun havasını dinleyelim. Bayati Gazel. Tamam. Gazel kültürü... Gazel kültürü bunlarla gelmeye başladı. Kerkük'e ve Türkmeneli'ne. Ondan önce yok. Ondan fazla. Önce aslında var. Hmm. Makam şeklinde var. Ha, anladım. Ve hoyrat ağırlıklı. Hmm. Daha önce de bahsettiğimiz eski sanatçılar, klasik sanatçılarımız genelde hoyrat okurlardı. Hoyrat çağırıcısı derdik biz onlara. Peki buradan mı yani Anadolu'dan mı bir etkilenme var gazeller konusunda? Etkilenme var tabii. Hmm. Tabii etkilenme var. Aslında etkilenme şöyle. Anadolu'dan almışlar. Ve Bağdat, işte Bağdat'ta okunan Arap makamlarından da almışlar. Hmm. İkisini harmanlamışlar ortaya. Kendilerine ait bir şey çıkmış. Kendilerine ait Türkmeneli'ye, ait Kerkük'e ait gazeller çıkmış. Fahrettin Ergeç, evet. Değil mi? Evet, Fahrettin Mekanı Ergeç. Cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Aslında çok da
Yani geç sayılmayacak bir yaşta vefat etmiş. 67-68 zannediyorum ki. 1933 doğumlu. Evet. 1933 doğumlu, 2001'de vefat etmiş ve Türkiye'de vefat etti. Türkiye'de vefat etti. Peki şey mi, jenerasyonu? Jenerasyonu yani Türkiye'ye ne zaman geldiler? 1987 sanırım. Hmm. 86-87 olması lazım. Anladım. 87'de geldiler, ailecek geldiler. Hmm. Zaten oradan Saddam'ın zulmünden kaçtı. Ondan sonra 59 katliamında Kerkük'te bunun evine gidiyorlar. Tabii kendisi ele geçmiyor orada. Hanakin'e gidiyor. Hanakin de yine Türkmen bölgesi. Hanakin, Mendeli. O bölgelerde, Diyale bölgesinde, Diyale ilinde. Hanakin'de bir süre kaldıktan sonra Hanakin üzerine bir türkü yazıyor. Bir süre sonra, işte bir sene sonra sanırım, tekrar geri Kerkük'e dönüyor. Kerkük'e dönüyor ve şehri devam ediyor. Türkü söylemeye ve bu kültürü yaymaya, hoyrat söylemeye, özellikle gazel söylemeye devam ediyor. Anladım. Bizim çok tanıdığımız, çok aşina olan bir bestesini sen söyleyince ben gerçekten de şaşırdım. Kerkük Zindanı değil mi? Kerkük Zindanı tabii. Yani. Kerkük Zindanı kendi şeyi. Sözler kendisini. Sözler müzik anonim. Müzik anonim. Anonim. Müzik anonim. Oğlu Ural Ergeç. Buradan onun da selam olsun, bütün oğlanlarına selam olsun. Türkiye Şabiye, Mehmet abiye, Demirel, Ural abiye selam olsun. Bunu Cem Karaca'ya vermiş rahmetliye. Evet, rahmetliye. Ve Cem Karaca söyleyince de artık o türkü gitmiş. Evet. Ama maalesef şimdi Fahrettin Ergeç'in adı geçmiyor o türküde. Allah Allah. Yani söz yazarı olarak söz müzik anonim geçiyor. He. Halbuki söz Fahrettin Ergeç'in. Kendi yaşadığı sıkıntıları kaleme almış. Kendi yaşadığı yani. Değil, milletinin yaşadığı, sıkıntıları kaleme almış. 91'de sanırım, 90-91'de Körfez Savaşı'nda insanlar göç edince bu türküyü yazıyor. Yani bu sözleri yazıyor. Aslında müdahale etmek lazım. Yani olur mu öyle şey ya? İşte ne kadar ayıp her şeyden önce. Ve müziğini de yapmışlar, işte oğlu Ural söylemiş. Yani yapmış müziği, eski bir anonim Türkiye uyarlamış bu sözleri ve Ural söylemiş. Ural'ın da sesi çok güzel. Şimdi veteresi de var bizde. Onu da şey yapacağız. Çok güzel, babasından yine el almış diyelim. Evet. Peki bu bizde de çok popüler olan türküyü senden dinleyelim mi şimdi canlı canlı? Dinleyelim tabii ki. Ahmet. Tabii ki. Evet, Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Hadi bakalım. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni. Bir yanım dağladılar ateşle annem, bir yanım dağladılar ateşle annem. Ne suçum ne yaktılar beni, yaktılar beni. Ne suçum ne günahım, yaktılar beni, yaktılar beni. (Gülüyor)
geçen anneler. Türkmen obalarından göçen anneler. Ne yuvaları kalmış ne de haneler. Ne de haneler. Ne yuvaları kalmış ne de yadı. Elbette bir gün güler bize seneler, bize seneler. Elbette bir gün güler bize seneler, bize seneler, bize. Bize seneler. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Türkiye, Türk boyuna çok zulüm yapılmış çeşitli yerlerde. Evet. Ama çok eminiz ki Türk'ün olduğu hiçbir yerde hiçbir zulmün hiç hayrı yok. Ne yaparlarsa katılıyorum. Yapsınlar. Orada da Türk'ü yok edemezler. Öyle bir şey olmaz. Hiç boşuna akıllarından bile geçirmesinler. Aynen öyle. Evet, bu da bizim ülkemizde çok son yıllarda da popüler olan bir çok güzel bir beste ve sözler de çok güzel gerçekten. Evet. Bir haykırış. Evet. Bir haykırış sözlerden de belli. Yani oradaki zulme maruz kalan Türkmenlerden bahsediyor. Evet. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Evet. Yani onlarca, yüzlerce yiğitlerimizi zindanlara attılar, astılar. Ya, neler çekildi. Ondan sonra işkencelere maruz kaldılar ama hiçbir zaman bu davadan vazgeçmediler. Hiçbir zaman bu davayı bırakmadılar. Evet. Hala sımsıkı bu davaya sarılıp gidiyoruz. Ne güzel. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak. Evet. Türkmen elinin hepsi içinde geçerlidir bu. Evet. Az önce söyledin oğlundan bir veteri var diye. Oğlundan veteri var, evet. İşte 1987'de geliyorlar, bir sene Eskişehir'de kalıyorlar. Eskişehir'e yerleşiyorlar, daha sonra Ankara'ya geliyorlar. İsterseniz bir oğlundan bir dinleyelim. Oğlunun da bir şeyi var, yani bir anekdotu var, bir anlatacak bazı şeyleri var. Bir tamam, dinleyelim. Dinleyelim. Herkese iyi akşamlar, bizi dinleyenlere ve tüm Türkmenlerine hayırlı akşamlar dilerim. Bu programı hazırlayanlardan ve sunanlardan teşekkür ederim bize bu fırsatı verdikleri için. Rahmetli babam çok iyi bir babaydı, iyi bir aile reisiydi, iyi bir kardeş, iyi bir dost, iyi bir Türkmanıydı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın tüm ölülerimizle birlikte. Rahmetli her zaman diyerdi, bir milleti güçlü ayakta tutmak için çok güçlü bir edebiyat, güçlü sanat ve güçlü bir nesle ihtiyacı vardı. İnşallah biz bunları yakaladığımız zaman inşallah güzel bir gelecek bizi bekler. Rahmetlinin çok güzel bir uzun havası var. Onu sizinle paylaşmak isterim. İnşallah beğenirsiniz. Ölürüm, ölürüm terk edemem. Ey gülü, ey gülü, Nevres'te seni talim ağlatıyor. Bari sen ağlatma beni. Niçin beni düşman biliyorsun? Seni candan severim. Niçin beni düşman biliyorsun? Seni candan
dünyayı terk ederim. Gitmem, gitmem, gel ön file kalsan da kapıdan. Mecburum, mecburum, ölsem de hiç vazgeçebilmem. Ah, ah. Bu çok nadir bir gazeldi. Bir yerde söylediğini dinledim. Çok hoşuma gitti. Onu da sizinle paylaşmak isterdim. İnşallah beğenirsiniz. Bir de rahmetlinin bir anım vardı tabii. Çok meşhur Kerkügün zindanına attılar beni. Şiirini rahmetli babam yazmışydı. Ben de bir türküyle uyarladım, eski bir Türkman müziğiyle. Onda önce Allah sonra babam sayesinde vesile olduk. Ve çok şükür rahmetli Cem Karaca bu türküyü benden alınca okudu. Çok da güzel bir yere geldi, hamdolsun. Kendisine Allah rahmet eylesin, rahmetle dilerim. Çok iyi bir insandı. Öyle bir anımız da var. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah güzel günler bizi bekler. Allah'a emanet olun. İnşallah güzel günler İnşallah. Bekler tabii ki. İnşallah. Ya şey çok kötü bir şey. Emek hırsızlığı çok kötü. Çok kötü. Yani belki bilmeden bunu yapmışlar ama... Olmaz öyle bir şey. Mümkünatı yok. Olmaz. Yani adam sözlerini yazmış. Yani bu ta ciğerden gelmiş. Yani içinden gelmiş onu yazıyor. Ve o sözler meşhur oluyor bir türküyle. Ve evet. Türkünün oğlunun sayesinde işte şey oluyor. Evet. Ünlü bir sanat çeviriliyor ve meşhur oluyor. Kendin ortada kayboluyorsun. Evet. Oğlun da ortadan kayboluyor. Yani bu çok kötü bir şey. Yani anonimleşme süreci desek o da değil. Yani bu, öyle bir şey yok yani. Bu türküyü birçok insandan ben şöyle duydum. Kerkük türküsü olarak değil. Hı-hı. Cem Karaca'nın türküsü. Evet, evet. Olarak duydum. Evet. Ama bu sözleri işte Fahreddin Ergeç'e ait. Müziği de bizim anonim müziktir. Evet. İşte Ural abi şey yapmış. Uyarlamış o sözleri bu müzikle. Tabii biz neyi araştırırsak, araştırdığımızda neyi bulursak ona inanıyoruz. Ben tabii. Bunca senelik 45 senemi vermişim müziğe, içindeyim yoğun. İşte ben şimdi bugün öğrendim Kerkük Zindanı'nın söz yazarının Fahrettin Ergeç olduğunu. Tabii. Neden? Çünkü işte o söz müzik anonim dedin mi olmuyor. Çok evet. İyi araştırmak evet. Lazım. Evet. Yani bu istem dışı bir hataysa da bir an önce düzeltmekte fayda var bunu diye düşünüyorum. Tabii. Evet. Şimdi kendi sesinden gene bir örnek dinleyelim mi Fahrettin Ergeç'in? Bu arada Ergeç'in? Kendi sesine geçmeden önce Fahrettin Hı-hı. Ergeç'in çok yani Irak Türkler içinde, Kerkük sanatçıları içinde çok değişik bir yeri vardı. Yani Hı-hı. Ses olarak çok farklıydı. Mesela burada düşünüyorum İzzet abi, İzzet Altınmeşe. Hı-hı. Buradan kendisine selam olsun. İzzet Altınmeşe gibi böyle Keskin hançereleri evet. Vardı. Bir tek Fahrettin Ergeç'te vardı ve bunu veterelerde ya da şeyde arşivden dinlettiğimiz müziklerde göreceğiz. Oğlunda da az önce aynı ondaki hançereyi oğlu da almış, yani. Babadan almış değil işte. Mi? Babadan çok keskin gelme tabii. Var yani. Babadan evet. Gelme. O zaman ne dinleyelim şimdi kendi sesinden arşivden? Şimdi Dede Dede türküsü var ya. Evet. Burada da kaynak kişi olarak Fahrettin Ergeç geçiyor. Ama söz müzik Fahrettin Ergeç'in. Babası için yazdığı bir türkü. Anladım. Genç yaşta ya da küçük yaşlarda annesini kaybettiği için babası çok severmiş Fahrettin Ergeç'i rahmetli. Babasının adı bu arada Muhammed Hacı Emin. Muhammed Hacı Emin. Yani Kerkük'te ya da resmi belgelerde Fahrettin Muhammed Emin geçer ismi. Ergeç. Babası çok severmiş ve kendisi de babasına çok düşkünmüş. Anne olmadığı için. He. Babasına yazmış. Şimdi bizim orada babaya hem baba deriz hem dede deriz. He. Şimdi anlaşıldı mevzu. Şimdi söz müzik kendisine ait. Bir dönem böyle bir sıkıntı yaşanmış bizde. Yani
besteyi yapan insanı hayır, bu bizde bizim müziğimizde beste olmaz, sen bunun kaynak kişisi ol diye baskılar gitmiş. Ama evet, söz müzik onun işte, bunu saklamanın anlamı yok. Tabii. Ne olacak? Eninde sonunda çıkıyor ortaya. Tabii. Evet. Ve geçen bölümlerde ben söyledim bu türküyü. Hı. Geçtiğimiz birkaç bölüm önce. Şimdi kendi sesinden dinleyelim. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Türkmen İli televizyonlu ekranlarından sizlere sesleniyoruz. Özümden Sesler programına konuk ettiniz bizi. Bu programla sizlere konuk oluyoruz. Dilimiz döndüğünce Türkmen müziğinin önemli isimlerini sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşim Ahmet Tuzlu ile birlikte. Evet, evet Ahmetciğim, ustaları Fahrettin Ergeç'i konuşuyoruz. Rahmetli Fahrettin Ergeç. Tabii. Kimlerden etkilenmiş? Ustaları kimler? Ustaları özellikle Mulla Abud Bostancı. Hı hı. Mulla Abud Bostancı ve Nureddin Bakkaloğlu. Hı hı. Ya mullalardan etkilenmiş. Mulla dediğimiz o dini törenlerde, evet, ilahi söyleyenler, hı hı, bizim Kerkük'te söylediğimiz methiye söyleyenlerden. Hı hı, methiye, evet. Önce orada büyümüş, orada yetişmiş. Kendini, hı-hı, yetiştirmiş. Usulleri, hoyratları onlardan öğrenmiş. Hı-hı. Önce dini müzikle başlamış. Anladım. Yani dini törenlerde gidip Mulla Abud'un yanına, Allah rahmet eylesin, Mulla Nureddin'in yanına, Mulla Taha'yı dinleyerek, Mulla Taha tabii çok önce, bunların yanında bunlardan usulleri öğreniyor, hoyratları öğreniyor. Ondan sonra pişince iyice artık kendi haline müzik yapıyor. Belki gazele olan tutkunluğu da ondan kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ama evet, ben yine öyle diyeceğim de Abdülvahit Küzecioğlu yine gazel tutkunuydu. Evet. Aynı jenerasyon. Evet. Abdülvahit Küzecioğlu Fahreddin Ergeç'ten 8 yaş büyük. Evet. Ali Kalali. Şimdi, hı-hı, konuşacağız Ali Kalali'yi de. Ali Kalali de direkt gazeller, makamlar, ondan sonra rahmetli Mehmet Kalay'ı. Mehmet Kalay'ı, evet. Mehmet Kalay'ı da öyle. Hı hı. Yani o hemen hemen aynı yaşlar bunlar. Aynı yaş olduğu için böyle hepsinde bir gazel okuma tutkunluğu var. Belki de şundan olabilir. Hani daha önce konuştuk ya senle. Daha genç jenerasyonda biz bu aldığımız ata müziğinin üstüne ne yapabiliriz arayışlarını hissettik. Evet. Eserlerinde onları tespit ettik. Belki bu dönemde de bu kuşakta da gene usta malını alıyorlar. Ama beri taraftan da gazeller var. Onlardan da etkileniyorlar. Çok fazla yenilik demeyelim de farklı arayışlar bu tabii, jenerasyonda tabii da var. Tabii yani, tabii. Bu jenerasyonda asıl yani bizim müziğimize en büyük katkısı olan bu jenerasyon. Evet.
Türkmen müziğine en fazla katkısı olan, en büyük katkısı olan bu jenerasyon. Bıraktıkları örneklerle değil mi? Bıraktıkları örneklerle gidip, yani yerinde durmayıp da gidip ta Bağdatlara kadar şeylerini kaydetmek, türkülerini söylemek, tabii. makamlarını söylemek, hoyratlarını söylemek. Ki ne kadar zor o dönemlerde o yani. Çok para vermezler tabii, yani buradan, buradan Bağdat ya da Kerkük'ten Bağdat'a gitmek. O zaman biz 59-58'den bahsediyoruz, tabii. 60'tan bahsediyoruz. Tabii. Araba desen, tabii. araba işte tek 60'ın tük. Arabası nasıl olur? Tabii, tek tük kim bilir. 270 kilometre, 300 kilometreyi nasıl gidersiniz bir ya, arabayla? Ya. 7-8 saatte gidersiniz muhtemelen. Ve bunu bu kültürü yollar kaydetmeye yok. Gidiyor. Tabii, tabii bu yok. Kültürü kaydetmeye ve bu kültüre sahip çıkmaya gidiyorlar. Evet. Yani çok önemli iş yapmışlar Gerçekten bunlar. Çok önemli iş. Başta Abdülvahit Küzeci oğlu olmak üzere. Evet. Ondan sonra peşinden bu sanatçılar hepsi. Hı hı. Teker teker Bağdat'a gidiyor işte. Bununla birlikte Kifri'den, buradan Kifri'ye hı hı. selam olsun. Altınköprü'den, hı hı. Erbil'den, Tuzhurmatı'dan, Tezehurmatı'dan bütün sanatçılar gidiyorlar. Tavuk'tan. Evet. Bütün sanatçılar yani gidip orada ses kaydetme. Yani sadece duyuyorlar. Heh, Türkmence bölümü var, açıldı. Ve türküsünü ya da hoyratını kaydetmek isteyen, kendine güvenen buyursun gelsin. Ne güzel bir imkan aslında ya. Değil mi yani? O zaman için söylüyorum. Tabii o zaman da işte bir kısmı da gidememiş. O kalıba girememiş. Hmm. Geçen bölümlerde de bahsetmiştik. Gibi. O kalıba girememiş. Yani tabii. gidip müzik çünkü adam tek ritimle, tenekeyle ya da tabii. işte tek ritimle söylüyor. Tabii. Müziği duyunca böyle afallıyor, böyle şey oluyor. Tabii. O kalıbın içine girememiş işte eski sanatçılar, klasik sanatçılar. Aynen. Onlar tercih etmemişler. Bir söylediğini bir daha tekrar edemez. Aynen, kayıt ortamına öyle. Girdin mi evet. Olaylar değişiyor. Evet. Tabii ki. Evet. Peki şimdi arşivden bir örnek daha dinleyelim mi kendisinden sevgili Ahmet? Tabii. Bir örnek daha dinleyelim. Erbil kızı diyelim. Yani Erbil'in üzerine de yine bir türküsü. Hanaken üzerine yazmış. Hı-hı. Erbil üzerine yazmış. Kerkük üzerine Kerkük yazmış. Üzerine yazmış. Yani hep kendi... besteleri ve kendi türküleri. Erbil kızı gel yanıma. Hadi bakalım. Evet, bir de o dönemlerde enstrümanist bulmak da zor değil mi? Çok zordu. Yani o dönemin, yani Türkmen müziğinin öyle diyelim, Türkmenlerin ilk enstrümanistlerinden ya da enstrüman çalan arkadaşlardan biri de Celal Vandi. Hmm. Celal Vandi'nin de Fahreddin Ergec'e çok katkısı olmuş. Ne çalarmış? Keman. Keman, ha. Tabii. Evet. Celal Vandi. Hmm. Şu da rahmetli Fahreddin Ergeç. Evet. Çok katkısı olmuş. Çok kayıtlarla beraber çalmışlar. Hmm. O zaman stüdyo yok. Yok. Yani stüdyo için ya Bağdat'a gideceksiniz ya da bunlar ben kendimizden biliyorum. Babam evde mesela şey kaydetseydik, türkü kaydetseydik kasetten. Hmm. Hemen kaset çaları şeyi basardık.
boş kaset alırdık. O kaydedici tuşuna bastığımız zaman öyle kaydederdik. Bunlar da evde kaydederlermiş. Türkülerini evde kaydederler. Bu az önce dinlediğimiz örnek öyle bir kayıt herhalde. Bir ortam. Yani ortam. Belli. Ortam bir tabii. Ortam evet. Tabii, şey ortam. Değil. Onu hemen hissediyoruz zaten çaldığımız örneklerde. Bağdat Radyosu kayıtlarındaki kesinlikle o icra çalgılar değil. Ortaya çıkıyor o tabii. Çalgılar ve icra şekli ortaya çıkıyor. Evet. Bir de bir türküsü daha var mesela. Kendi türküsü değil bu arada. Ağam Süleyman. Şu bizim bildiğimiz mi? Bildiğimiz Ağam Süleyman. Bir kulak verelim bakalım Ağam Süleyman nasıl tamam, okumuş. Tamam hadi bakalım dinleyelim. Evet, bizdeki örneği de bunun gene... Yanlış şöyle, notayı alınmış yani değil mi? Öyle diyelim, evet peki. Farklı bir versiyon ama doğrusu bu işte. Evet. Değil mi? Tabii yani 1960-61'lerin tabii, kaydı bunlar. Tabii doğrusu bu. Evet, başka neler söyleyebiliriz? Yani şeye değinmek istiyorum. Hani kemancı Celal Vandi dediğimiz zaman bir de Cemil Beşir'i unutmamak lazım. Cemil Beşir, Abdülvahit Küzecioğlu'nun şeyinde... yani hayatında çok büyük bir rol oynamış. Aynı şekilde Fahreddin Ergeç'in de. O da mı keman? O da keman. Ud sanırım. Ud ha. Ud sanırım ama şey yapmış, daire başkanlığı yapmış televizyonda Türkmence bölümü ve Kürtçe bölümünde. Böyle daire başkanıymış. Bürokrat bir yapısı da var. Evet. Yani. Beğendiği seslere direkt plak yapıyormuş. Dışarıda yapıp plakı ondan sonra yurt dışına gönderip İsveç'e. İsveç'e gönderip oradan plaklar geliyormuş. Ya. O imkansızlıklarla işte. Tabii. Bir de Fahreddin Ergeç'in bir özelliği daha. İlk defa türkülerin arasında şiir okumayı Fahreddin Ergeç getirmiş. Ha. Yani türkü okuyor, arada şiir okuyor. İşte duygusal şiirler ya da milliyetçi şiirler. Hep arayış bunlar işte evet, değil mi? Evet, evet. Yani farklı ne yapabilirimin? Aynen öyle, arayış hocam. Arayışları. Şimdi sevgili Ahmet, senden o güzel avazından bir gazel ve arkasından ne dinleyelim? Hastahana Şüşerleri Parları. O da mı şey? Şey, Fahreddin Ergeç. Tabii. Evet, evet. Hadi bakalım dinleyelim. Bir gazel okuyalım. Tamam. Bayati Gazel. Bu arada Bayati Gazel demişken Bayat da yani ilk örnekleri Şaltak'tan alınmış. Şaltak da Türkmen bu arada, Kerküklü. Kerküklü bir olaydan dolayı yine hoyrat çağırırken biriyle kavga eder ve Bağdat'a göç etmek zorunda kalır. Bir paşaya sığınır o zaman Bağdat'ın paşasına. Orada kalır, hoyrat söylemeye devam eder, oradan makamlar alır ve ilk söyleyen bu Bayat Gazeli'nde ilk söyleyen Şaltak. Dinleyelim bakalım. Bu arada sana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Programın başında unuttuk. Hadi bakalım arkadaşlar, buyurun.
yanayım Allah. Bir kara gözlü güzel cümle canım hasreten. Zülfüne güller takar. O benimden kasteder ama aman aman meymeni sarhoş etmez, içersem gece gündüz. Medet ey ya. İçersem gece gündüz, dudağından akan bir damla su cümle canım mest eder aman aman. Bir dağ olak, bir dağ ne dağdı, yer ben soboya dönüm. Ak çeksem kör göz açar, ben aktan var kimin? Ey parmak, parmak denkse düşerem ara yedim. Tembelsiz duvar kimin, yer ben soboya dönüm. Zalim ey dade, ey dade, ey dade lüden. Yan uyanaydı sen. Hastahana şişeleri parlar. Başım üstte ağlarım, gitti elden, gitti gençlik ne çare. Kadir Mevlam böyle yazıp ne çare. Gitti elden, gitti gençlik ne çare. Kadir Mevlam böyle yazıp ne çare. Thank you.
Şeyhimi başım üstte yasınlar, mezarımı yol üstünde kalsınlar. Tarihimi başım üstte yasınlar, gelen geçen mahzun olup desinler. Gitti elden gitti gençlik ne çare, Kadir Mevlam böyle yazıl ne çare. Gitti elden gitti gençlik ne çare, Kadir Mevlam böyle yazıl ne çare. Evet, avazın daim ve gür olsun. Çok teşekkür ederim. Ağzına hocam. Sağlık. Gazelin sonunda bir Hicaz yaptın. Evet. Değil mi? O geçkiler var. Var. Yani gazelde de yapanlar var. Normalde Deli Hasan'ın Hoyrat'ı Hicaz. Evet. Yani arada Hicaz yapıyorlar ve Hicaz'la bitiriyorlar. Direkt Uşak'la da bitirenler evet. var. Uşak başlayıp Uşak bitirenler var. O da ama var. Hemen renk katıyor. Yani evet. O çok önemli bir renk katıyor. Çok evet. da güzel. Eline, ağzına sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Elinize sağlık. Sevgili arkadaşlar. İzleyicilerimiz, Türkmenili televizyonu ekranlarından, Özümden Sesler programından size sesleniyoruz. Çok önemli şahsiyetlerden Fahrettin Ergeç'i konuştuk. Şimdi bir önemli müzik adamı daha, bir önemli yine sanatçı çok önemli. Daha. Çok önemli. Ali Kalalı. Ali Kalali. Ali, evet. Ben bu şeyi öğreneceğim inşallah. Kalali. Diksiyonu, aksanı öğreneceğim inşallah. Evet, Ahmetciğim neler söylersin? Ali Kalali yine çok önemli sanatçı. Yine aynı jenerasyon. Dikkat edersek yine 1934'te 34. doğmuş. Evet. 1934'te doğmuş, Kale'de doğmuş. Ve Kale'de ilkokulunu Tahire İlkokulu'nda okumuş. Ondan sonra işte... Müziğe başlamış, yine dini müziklerle başlamış. O kuşak. Tabii o kuşak, yani o kuşak da öyle genelde dini müziklerle başlıyor müzik. Yani dünyanın her yerine mesela evet, batıya da gidersek Batı'da yine da müzik nereden çıkıyor? Yine kiliselerden çıkıyor. İşte madrigaller, tabii. şeyler hep var yani. Tabii. Ondan sonra bunlar da böyle başlıyor. Ali Kalal de öyle. Yine hemen hemen eşdeğer gidiyorlardı şeyle. Bu jenerasyonla birlikte yani. Sürekli birbirleriyle yarış içerisinde. Ne yapsak? Ne yapalım? İşte Ertuğrul Kalabrut şunu yaptı. Ben de bunu yaparım. Evet. Ve yarış içerisinde ama çok tatlı bir yarış. Ama birbirleriyle o kadar samimi. O kadar samimi. Birbirlerini çok severlerdi. Birbirlerine çok saygı duyarlardı. Tabii ben bunları hiçbirini görmedim. Tatlı bir rekabet var ama tabii. bu hep iyiye yönelik. İyiye yönelik. Evet. İyiye yönelik. Birbirini ezme rekabeti değil. Evet. Çok önemli o. İyiye yönelik. Mesela toplanırlardı. Ben işte şeye şahit oldum. Böyle oturuyorlar. Meşk ediyorlar. Sanat Dünyası diye bir program vardı eskiden. Televizyonda işte çıkardı. O zaman televizyon ilk başladığında 10 dakika Türkmenlerin şey vardı. O kadar bölüm ayırıyor. 10 dakikalık kaydetme hakkınız da 10 dakikalık. Gidiyorsunuz işte kimin şeyi, kimin randevusu var? Ahmet Tuzlu'nun randevusu var. Şu gün şu saatte orada olmak zorundasınız. Bitti. 10 dakika gidip söyleyeceksiniz. O şekilde. İsterseniz bir arşive kulak verelim. Evet, hadi Ali Kalali'nin sesine. Yine gazellerde çok önemli isim. Hadi dinleyelim bakalım. Bala yeşil olanda, bülbül güle dalanda. Bala yeşil olanda, bülbül güle dalanda. Sabah güneş doğanda, güzel seni yazladım. Sabah güneş doğanda, güzel seni yazladım. Ya. Aşkınla gönlümde yanan vulkanıma
ateşli batırıcı canını al kanına aman aman. Gönlümü mest etti o siyah gözlerin. Bir bu da kendi bestesi. Kendi bestesi. Evet, burada bayağı bir formla uğraşmış yani belli form. İşte bahsettiğimiz bu grup mu diyelim, jenerasyon mu diyelim, yani o yaşları çok yakın olan sanatçılar çok zenginlik katmışlar o zaman. Yani bizim müziğimiz bayağı yükseltmişler. Evet. Türkmen elinde bu sanatçılar yurt dışında Türkiye'de Abdülvahit Küzecioğlu. Evet. O çıkabilmiş, buraya gelmiş. Ha, bu arada bunlardan bahsetmişken Terzi kardeşleri de unutmayalım. Mehmet Rauf'tan İbrahim Rauf. Mehmet Rauf Terzi, İbrahim Rauf Terzi. Buradan ikisine de kucak dolusu selam gönderiyoruz. Olsun. Onlar da usta. Onlar da bu jenerasyonda. Evet. Bu jenerasyonun biraz sonrası. Evet. Onlar da aynı. Çok güzel besteleri var. Çok güzel şeyleri var. İstanbul Radyosu'nda, Ankara Radyosu'nda İbrahim Rauf'un birçok Türkiye kaynak kişi ve kaynak gösterildiği türkülerimiz var bizim. O kendisi yurt dışında herhalde bildiğim kadarıyla. Kendisi zaman zaman Türkiye'ye de geliyor, Kerkük'e de gidiyor ama Danimarka'da yaşıyor. Geçen aradı beni, konuştuk. Çok da mutlu oldum onunla görüştüğümüze de. Buradan selam olsun. Selam olsun. Gönderim. Evet, şimdi Ahmet Kalalı. Ali Kalalı. Ali Kalalı. Senin sesinden bir türküsünü dinleyelim mi? Tabii. Sevgili Ahmet. Ne dinleyelim? Aman aman halim yaman, ben sana oldum kurban. Hadi bakalım, dinliyoruz. Sana oğlum hayran. Sene oldum kurban, aman aman halim yaman, ben sene oldum hayran. Ağzına sağlık arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, bu normal bildiğimiz formda bir türkü. Evet, bildiğimiz Kerkük türküleri, evet, formunda. Klasik Kerkük türküleri formunda, evet. Hayatı konusunda başka ekleyeceğin neler var? Hayatı konusunda yani Ali Kalalı
dediğim gibi bu Fahreddin Ergenç gibi yani o yarış içerisinde Bağdat'a gidip bu besteleri yapanlardandır. Ve yenilik getirenlerdendir. En önemli özelliği yine yenilik getirenlerdendir. Bakın beste yapmış. Evet. Türkü yapmış. Ki o zamanlar fazla türkü, beste kimse söylemiyor. Bu jenerasyonla birlikte başladı türkü söylemek. O zamana kadar hep ustamalı kullanılmış. Ustamalı çekilmiş. Kullanılmış. Reşe Gülerazadan, evet. Dayı Reşit'ten itibaren ve Mustafa Kalay'dan itibaren böyle bir besteler artık şeyimize girmeye başladı. Hayatımızın içerisine girmeye başladı. Ondan sonra derken bu jenerasyon geldi. Aldılar, iyice üzerine koyarak tamamladılar bu şeyleri. Çok da iyi yapmışlar. Yani çünkü başka türlü gelişmeye açık olmazdı. Kapalı kalırdı. Mümkünatı yok. Olmazdı. Bir de bu bahsettiğim insanlar yani Fahreddin Ergeç, tabii. Ali Kalali. Bunların yazma yetenekleri de var. Evet. Yani her sanatçı yazamaz biliyorsunuz. Tabii. Her türkü söyleyen, her sesi güzel olan Allah yazma yeteneği tabii canım, vermemiş. O çok farklı bir şey yani. Bunlar inanılmaz derecede yazabilen, aynı zamanda müzik yapabilen yeteneklerdi. Dedi ki az önce Fahreddin Ergeç'in oğlunu dinlerken çok önemsediğim bir şey söylemiş. Babası yani Fahreddin Ergeç'in ona söylediği çok önemli bir söz. Bir toplumun devamı için kültür ve edebiyat şart. Ve şart. Çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım. Sanatta çok yeterli olmak lazım. Bunlar işte ona önem verdikleri için, edebiyata önem verdikleri için ki bizim edebiyatımız çok zengin. Evet. Bu jenerasyon aldı. Bu jenerasyonun asıl önemi bunların zamanında televizyon ve radyo çıktı. Evet. O önemli bir şans onlar için. Çok önemli bir şans. Evet. Ve bunlar da hiçbir şekilde hiç tereddüt etmeden tak diye gidip işte televizyon, gerekirse televizyonda, gerekirse radyoda şeylerini, bizim kültürümüzü yansıtmaya çalıştılar. Hı-hı. Artı kendi bestelerini, kendi gazellerini, kendi yazdıklarını. Evet, yapma imkanı bulmuşlar. Şimdi arşivden gene bir kendi sesinden örnek dinleyelim mi sevgili Ahmet? Tabii, bir uzun hava dinleyelim kendi tamam. sesinden. Normal alışık olduğumuz uzun hava formu. Evet, bayağı uzun hava formu okuyor. Evet. Evet, yenilikler var hayatında. Gazeller, hoyratlar önemli yer tutuyor. Tabii. Ali Kalal'ın hayatında. Aynı zamanda bizim geleneksel hoyratlarımızı da ve türkülerimizi de ihmal etmemiş. Söylemiş ve de çok güzel söylemiş. İsterseniz bir yolcu hoyratına bir kulak hadi verelim bir kendisinden. Hadi bakalım. Yolcu hoyratını nasıl okumuş? Tamam. Bir bakalım. Bir bakalım. Gözümsün
diler, başım siler, ben azım edemez beymamamın. Evet, geleneksele bu kadar hakim olunca araştırmalar da yapıp daha doğrusu tabii. Ben ne yapabilirim yenilik diye bestesini de yapabiliyorsun. Beste, tabii o gıtlak hep o da aynen var yani yöre gıtlak. Bunlar Abdülvahit Küzecioğlu'yla, Mehmet Kalalı'yla, Tahsin Cömert, Tahsin Kerküklü, Tahsin Hı-hı. hocamıza selam gönderiyoruz. Ondan sonra Sami Celali ile rahmetli, Ali Kalali, Fahrettin Ergeç bunlar toplanırlardı televizyonda. Hı-hı. Anlatırlardı makamlarda, forumlarda işte şu şey makamıdır. Şu rast makamıdır. Tabii sanat dünyası diye bir tabii. program vardı. Çok iyi. Şu işte rast makamıdır. Rast makamında şimdi okuduk. Şurada meyan veriyoruz. Şunun adı meyandır. Bundan sonra hoyrat işte beşiri söylenir. Çok güzel ya. Şöyle bir beşiri söyleyelim. Hadi Ali, Ali ya da Fahreddin şu beşiriyi söyle. Sen söyle. Sen söyle. Ama genelde bunları hep yönlendiren rahmetli Küzecioğlu. İşte bu kadar. Sevgili izleyicilerimiz, bir Özümden Sesler programının maalesef sonuna geldik. Süre çabuk geçiyor. Maalesef çabuk geçiyor yani evet. elimizde tabii anlatacak. Materyal bunlar çok... bir programa ya da yarım saate sığılacak şeyler değil. Sanatçılar evet. değiller bunlar. Olsun, biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir Özümden Sesler saatinde ve gününde gene sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz sevgili Ahmet. Aynen, size katılıyorum hocam. Bu programda emeği geçen, başta Türkmeneli Televizyonu olmak üzere ve çalışanlar olmak üzere kameranın arkasındaki kahramanlara çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hepsine. Bize eşlik eden üstadlara teşekkür ediyoruz. Ve bu programda bana yardımcı olan yine arşiv den bahsediyorum. Mustafa Müziğe teşekkür ediyorum. Eyvallah. Nebil Küzeci, Üstad Nebil'e teşekkür ediyorum. Yılmaz Erol da Türkmeneli'nin, Kerkük'ün gerçekten yetiştirmiş en önemli sanatçılarından birisidir. Eyvallah. Şu an kendisi de Danimarka'da yaşıyor. Selamlar olsun. Selam gönderiyorum Yılmaz abiye. Bunlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, yine, var olsunlar. Yine Özümden Sesler gününde ve saatinde buluşmak dileğiyle. O zaman yine kendi sesinden, Ali Kalalı'nın sesinden bir örnekle programımızı kapatalım. Ali Kalalı'nın sesinden, yar heleye heleye. Hadi dinleyelim. Heley halay.